Hani insanın gözleri dolar da ağlayamaz ya. Hani bir çocuğun elinden oyuncağını alırsınız da yüzünüze öyle baka kalır ya. Bir şey söyleyemez size. İşte arkamdaki Çıldır Gölü de bu aylarda aslında çoktan donmuş olması lazımdı. Ama iyi giden havalar ve bölge halkında şaşırtan havalar şu an Çıldır Gölü'nde öyle bir kararsızlıkla arkamızda bırakmış. Donup donmamakla ikisinin arasında kala kalan Çıldır Gölü şu anda dağların arasında muazzam bir görüntü veriyor bize. Üstümüzde masmavi gökyüzü, tek kare bulut arasanız bulamazsınız ve o masmavi gökyüzünün altında da o dağların beyaz karların arasında masmavi Çıldır Gölü. Sevgili seyirciler, 6-7 aydır ara verdiğimiz Köyden Köye programına yeniden başlıyoruz. Bu kez yine Kars'tan başladık ama artık bütün Türkiye'de dolaşacağız. Bunu yakın zamanda biz de ekranlarınıza getireceğiz. Şimdi dağların arasında biz aslında daha önce Ardahan'a bağlıydı Doğru Yol Köyü. Ama Ardahan il olduktan sonra Kars'tan arasında kaldı 9 köy. Mahkemelik oldular. Uzun yıllar sürdü. Çünkü onlar Kars'a bağlı, Arpaçay'a bağlı kalmak istiyorlardı. Çünkü yaptıkları ticaretler, görüşmeler, komşuluklar, ilişkiler daha çok Kars'la ilişkiliydi. Ve bu mahkemeyi kazandılar. Tekrar Kars'a bağlandılar. Ardahan'da 15 bin merkez nüfusuyla il oldu. Bunlar peki bizi niye ilgilendirir derseniz olay şudur. Yani kaymakamı kaldırdılar koltuğundan, yerine bir vali koydular, siz il oldunuz dediler. Şu anda Ardahan merkezin 15 bin nüfusu var. Bunların da bir siyasi karar olduğunu söyleyip geçelim, fazla durmayalım üzerinde. Şimdi bizi pırıl pırıl bir havada dağların eteğinde Doğru Yol Köyü bekliyor. Doğru Yol Köyü'nde ozanlarımız bizi bekliyor. Başka da hazırlıklar var mı bilmiyoruz ama biz biraz daha köyün sokaklarını dolaşacağız. Bakalım bu kış aylarında Doğru Yol Köyü ne yapıyor? Buyurun, köyden köye başlıyor. Selektör yaptınız, durduk. Bagajınızı açtınız, gördük. Evet. Çıldır Gölü'nden çıkan sarı sazanlar, sarı balık. Evet. Göl donmadı tam henüz, değil mi? Ha, dün açıktı, dün çekti, bugün dondu işte biraz. Bugün mü? Bugün dondu Bugün efendim. çektiniz Evet, gölde. akşam çektik yani. Gölün üstüne çıkılıyor mu şimdi? Hayır, çıkılmaz, tehlikeli. Daha Tehlikeli değil. donduğu yok da. Peki bunları nasıl yakaladınız? Bunlar dün açıktı göl. Tekneyle. Kayıkla, evet. Kayıkla. Kayıkla çekti ağlarımızı efendim. Peki hiç buz yok muydu gölde? Yani o Vardı da ya, kenarda vardı. kenara. Evet. Açık, her taraf açıktı zaten. Aslında bu havaların böyle iyi gitmesi biraz da sizin işinizi engelliyor mu? Evet, ağlarım şu anda hep Engelsiz. gölde. Gölde. Buzun altında, evet. Buzun altında. Peki o şimdi göl tam donmamış. O ağlar kaybolmadı mı? Vallahi belli değil. Dün bir parçasını bulduk, çektik. Diğerleri kaldı efendim. Şimdi nereye gidiyorsunuz? Şimdi satış yapmaya gidiyoruz. Arpaçay, Kars. Evet. Ne kadar kilosu balı? 15 lira. 15 lira. Evet. Kaç kilo var burada? 50 kilo var yani. 50 kilo var. Peki yaz kış bu işi yapıyor musunuz Evet, yoksa? devamlı yapıyoruz efendim. Bu balığın ama başka bir lezzeti var değil mi? Ha, Çıldır Gölü balığı başka, menşur yani. Tatlı su Dünyada balığı. evet birdir yani, tadı yani, evet. Sevgili seyirciler, bunca yıldır köy dolaşıyoruz. Köydeki kızlar evlendikleri zaman kendilerine yakın ya ilçede muhtemelen yoktur, ile gidip orada gelinliklerini beğenip kuaförde hazırlanıp sonra köydeki düğüne gelip katırlardı. Ama şimdi Doğru Yol Köyü'nde bir evin önündeyiz ve arkamızdaki evde de gelinlikler dikiliyor, hazırlanıyor. Bu sadece bu köyün genç kızları için mi? Değil elbette. Ben öyle anlıyorum ama şimdi içeride anlaşılacak durum. Sanıyorum Çıldır Ovası'ndaki diğer köydeki genç kızların da daha kolay ulaşabilecekleri, belki de daha rahat edebilecekleri, provalarını çok daha rahat yapabilecekleri bir atölye kurulmuş ki bu da köy yerinde, bu karda, bu karın altında gerçekten çok ince bir düşünce, çok pratik bir düşünce. Bakalım içeride neler var. Şu anda arkamızdaki evde aslında bir gelinlik sarayı demek geliyor içimden. Çünkü anlatılanlar öyle. Bakalım neler var içeride şimdi. Önce
Öncelikle şunu söyleyeyim sevgili seyirciler, dışarıda hiç içeriği görmeden tahmin ettiğimizin de ötesinde bir manzarayla karşı karşıyayız. Teşekkür Bir ederim. oda tamamen gelinliklere, kına gecesi elbiselerine ayrılmış. Önce sizi kutluyoruz Mercan Teşekkür abla. ederim, sağ olun. Neden aklınıza geldi bu fikir? Her zaman aklımdaydı. Özellikle bundan 2 ay önce oğluma düğün oldu. Çok zorluk çektik gelinlik bulmak için, kına bulmak için. İstanbul'dan getirdiğim için böyle bir şey aklıma geldi. İstanbul'dan sipariş verdim, geldiler. Yani bunlar sana hazır geliyor. Evet, hazır geldiler, evet. Burada senin diktiğin bir şey yok yani öyle Yok, mi? yok. İstanbul'dan sipariş Peki verdik, yok. ne kadardır bu ev bu halde? Valla maliyeti çok Yok yüksek maliyetini üzerimize. sormuyorum. Ne kadar zamandır bu işi yapmaya başladın? Ben işte oğlumun düğünden sonra 2-3 ay olur. 2-3 ay. Aklımda zaten vardı, sürekli vardı. Çok mağdur olurdu gelinlerimiz, giderdi karşıdan istediklerini bulamıyordular. Biz de dedik böyle bir şey düşündüm. Peki bu 2-3 ay içerisinde gelinlik siparişi aldın mı? Almadın daha. Daha Henüz yeni, almadın. daha yeni Ay daha yeni. siparişimiz yeni geldi. Zaten şimdi kışında bu bölgede düğün Kışın yapılmıyor evet. zaten. Düğün mevsimi Yeni değil. geldi zaten gelinliklerimizde. Evet. Yani uygun fiyata herkesin bütçesine göre kınamız da var, gelinliğimiz de var. Şimdi Kars'a araban olmayınca 2 milyara mal olur gider. Gelirsen sade gelinliği 2 milyar alırsan. Evet. Ama ben burada 500'e 600'e gelinlik kınası içinde türban yapacağım inşallah. Türban. Türban da yapacaksın inşallah. Türban da yapacaksınız. Evet. Ebru sen de aynı zamanda herhalde birlikte yapıyorsunuz bu Evet. işi ama sanıyorum bu sadece gelinlikle başlamamış. Bunun bir de öncesi var. Bundan bir 3-4 sene boyunca biz burada dikiş nakış kursu yaptık. Bir öğre hocamız vardı. Ondan işte eğitim aldık. Kızların, erkeklerin çeyizlerini hazırladık. Halı ördük. İşte bayağı eğitim aldık. Mercan yengemle beraber şimdi bu işe atıldık. Sertifikamızı da aldık. Gelen yılda işte atölye açıp burayı geliştirmeyi düşünüyoruz bu işi. Köyümüzü gelişsin diye, kenar köyler Kars'a gidene kadar bizden gelsin, Evet. uygun fiyata alsın Evet. diye. Ayrıyeten Mercan yengemle bu gelinlik işini kiralarken de ayrıyeten kuaförlüğünü de yapmayı düşünüyoruz. Peki onun eğitimi var mı? Kuaförlük eğitimi. Az çok olsa da biliyorum. Evet. Daha da geliştirmek için Kuaför eğitimini eğitimi de kaçta alacağım yapılacağı yani. bulunmuş. Evet. Gideceğiz eğitime. Yani gerçekten Evet. sizi kutlamak gerekiyor. Köyde önceden işte genç kızlar halı örerlerdi. Bilmem başka işler yaparlardı. Evin ekonomisine katkı için. En azından müthiş bir uğraş ve köyde bir ilk bu. Yani ben ilk Evet. defa bu kadar köy dolaştık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Sizi kutluyoruz. Teşekkür ederim. Merhabalar. Annesi misin? Yo, eltimin çocuğu. Eltinin çocuğu. Bunun annesi nasıl sokağa salmış böyle karın buzun içinde? Değil mi? Herhalde annesinin haberi yok dışarı çıktığını. Şimdi bunun nenesi görse geline diyecek ki seni daşa dönesin. Bu çocuğun hali nedir? Tabii öyle Der mi? diyecek. Evet. Salmış ortalığa böyle. Şimdi bu şehirlerde şey yapıyorlar ablacığım. Çocuğun üstü böyle hafif yorganı açıldığı zaman anne baba böyle feryat figan Tabii. soğuk alacak bilmem ne Anne yapacak babanın atkı bere. değeri çok önemli. Emeği çok önemli. Adı ne bunun? Yunus Emre. Yunus Emre. Oo ne kadar güzel. Yunus Emre. Gel şöyle böyle bakayım. Sen üşümüyor musun Yunus Emre? Ya. Ciddi mi? Ya. Hiç üşümüyorsun. Hiçbir şey yok senin üstünde ya. He, üşümüyor mu bacakların? Hı. Üşümüyor. Peki Ya. annenden gizli mi kaçtın dışarı? Ne yaptın? Seni kim saldı böyle sokağa? Ya dışarıda. Kim saldı? Burada. O kim? Neşte. Kim? Oğlum adı ne? Nur. Nur. Neyin senin Nur? Dışarıda çıktı. Dışarı çıktı. Senin kardeşin mi Nur? Aha.
Sen üşümüyorsun değil mi kesin? Abim de okula gitti. Abim de okula gitti. Abin de okula gitti. Öyle mi? Hı hı. Peki sen üşümüyor musun şimdi? Hı hı. Hele iyi bir düşün bakalım. Belki üşümüşsündür. Yok. Üşümedin değil mi? Peki. Şimdi üşüdün mü? Yok. Yine üşümedin. Yok. Ama sesin titredi biraz böyle. Yok. Hadi fazla üşüme, içeri git, annen pantolonunu giydirsin. Şimdi Vedat abi, bir doğru yol köyü bir aşığı uğramadı. Yazıklar olsun diyorum ben ona. Yıllarca yadırgadık yani. Aradan 30-40 sene bir doğru köyünün bütün genci buradan bir aşığı uğramadı. Vallahi bize yazıklar olsun diyorum ya. Bir münzür bir köyü karıştırıp biz 20'den bir aşığı vuramayız. Şimdi bu aşık vurmak ne oluyor? Bunu biz şimdi Vedat abiden dinleyelim. Vedat abi, şimdi bu aşık nedir? Önce bir aşığı bize bir siz anlatın. Aşığın koyunun şeyinden çıkıyor, budundan da. Bu diyor. Arka ayaklarından, arka ayaklarının ekleminden çıkan bir kemik bu. Sevgili seyirciler, şöyle şekilli. Ha, burası kör. Kör. Bura tohan, evet. Bura cik, burada tap. Tap. Öyle isimleri de var. Şimdi peki dizdiniz bunları buraya, sonra? Bu tuştandı, bak bunu çıkaran hepsini alıyor. Ha, bu dik duran. Dik duran tuştandır ha. Bak Bülent, şu adı neydi abi onun? Tuştan. Tuştan. Şimdi bunu eğer oraya atan ilk bunu vurduğu yani zaman bütün. Onu alıyor abi. Yedeğe sayacaksın, yedeğe olursa alıyor. Hepsini alıyor. Ama buradan da tek tek çıkaran çıkardığını kadar alıyor evet, yani. Evet. Hı-hı. Onlar da üç ayak. Hı-hı. Ama bunda bir çizgisinin olması lazım. Yok çizgi ayrı, yok bunda. O cızdır. Ayrı. Sen dediğin cız. Evet. Bir de ayrı var. İtelet var. Kala var, çiplim var. Bunlar ne zaman peki sona erdi? Şimdi böyle artık oynanmıyor pek fazla köylerde. Bunlar valla bizim çocukluğumuzda oynandı. Yani 10-15 yıldır oynamıyor yani. Bizden sonra. Bir de sevgili seyirciler, bu aşıklar köylerde yün harılar örülürdü. Kazanlarda o iplikler kök boyalarla kaynatılırdı. O kazanların içerisinde bu aşıkla boyanırdı. Renkli güzel oluyordu. Yani sen bizden iyi bilirsen. Gerçi de biz hepsini unutmuş muyuz? Bir de bu eneke miydi dediğiniz o şey? Ha, eneke. Şimdi bunlar bunun gibi gözüküyor ama asıl bunları vuracağı için şuraya kurşun eritip dökülüyor. Kurşun eriti. Bak bu arkadan da deli kurşun eriti. Gizli kurşun diyirdiler yani. Evet. Kör olsun diye. Evet. Daha ağır olsun, evet. Vurduğunuz çıkarsın diye. Ya o zaman bunun biri diyelim mi? 5 kuruştu yani, birbirimizden parayla alırdı, öyle bedava değildi yani. Evet. Bir de bu oyunda bir kural daha vardı, çulgur deniyordu. Neydi çulgur Vedat abi? Çurgelene. Yani bir kenardan geri bunları ilir alır kaçırdı yani, ona da çurgelene deyirdi. Peki o kaçanın arkasından herhangi bir olay falan yaşanıyor muydu? Yok, o oyunun hoşgörüsü mü sayılıyordu? Yok, hoşgörü sayılıyordu. Yani yakaladık mı elinden alırdı, yakalamasak işte iş yapıyordu. Hepimiz için aynı. Dur, silenen mi? Oğlum oğlum. Ben vurdum. Yalmaz. İyi yolculuklar. Nasılsın abi, iyisin? Bu kış günü devam edelim sizin köyün içine doğru. Biz gidiyoruz. Abi kışın traktör çalışıyor mu? Vallahi mecbur. Ne iş yapıyorsunuz kışın? Çalıştırmıyoruz. Evlerimiz biraz yukarıda olduğu için yolumuz kapalı oluyor. Araç falan da inip çıkmadığı için buradan mesela dışarıdan geldiğimiz zaman Kars'tan falan eşyamız falan olduğu zaman traktörle götürüyoruz eve. Yani kışında traktör işe yarıyor yani. Yani ne yapalım? Mazot biraz pahalı ama yine de biraz mı? Mecbur kalıyoruz. Biraz mı pahalı? Çok pahalı. Biraz dediğimiz zaman çok pahalı. Beşi geçti. 5 200 oldu. Mazot 5 200 değil mi? Tabii.
Peki şimdi arpanın buğdanın kilosu ne kadar abi? Arpanın buğdanın kilosu arpa da aynı, buğda da aynı. 700-800 lira şu anda. 700-800 lira. Evet. Yani bu ne demek oluyor? 6 kilo falan arpa satacaksın ki 1 litre benzin mazot alasın. Aynen doğru. O da satılmıyor da değil mi? Kendimize göre zaten yetiştiriyoruz. Zaten bu sene de biraz sıkıntılık oldu. Ekim biçim biraz noksan olduğu için zaten ancak kendimize bile yetmeyecek şekilde az oldu. Yani. Peki bu mazotun pahalı olması, gübrenin pahalı olması köylüyü biraz taladan uzaklaştırdı mı? Bayağı uzaklaştırdı. Ekmiyor değil mi kimse? Önceden diyelim ki 100 dakar, 200 dakar eken bir çiftçi şu anda hiç ekmiyor. Hiç ekmiyor. Bizim köyde mesela zaten eskiden kalabalıktı. Bayağı bir 300-500 hayalik köydü. Şu anda 80-90 anaya düştü. Göç de var. Her evde zaten bir iki tane genç kalmış. Bazı evde hiç kalmamış. Onun için yani tarım, hayvancılık bitti noktasına geldi. Yani. Hayvan da para etmiyor artık. Etmiyor. Bu sene biraz hayvan para etmedi. Ot zamanda pahalı gıt olduğu için biraz pahalı oldu. Vatandaşı bayağı bir zor durumda bıraktı. Bu ithalatın girişi falan da hayvancılığı önemli ölçüde. Ya, İlla ki tabii ki o da etkiledi. Peki bu köylünün bu hükümete bir cevabı olmayacak mı? Mesela bazı iş kolları örneğin madenciler, şeker fabrikası çalışanları, çimento fabrikası çalışanları yani işçiler toplanıyorlar, bir araya geliyorlar, seslerini duyuyorlar. Köylünün ama böyle bir ortak mücadele alanı yok. Yoktur. Köylülerde ancak aynı böyle bir şey olursa seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Yoksa ki nereden duyursun? Kime söylesin? Mesela kooperatifleşmesin. Köyün kooperatifi var. Buradan bir ses kanalı açılamaz mı? Buradan bir açılır, pencere açılamaz mı? Tabii ki her şey olur. Her şey yapılır. İsteyen olsa yapılır. Ama yok işte. Aleyküm selam. Ozan'ım merhabalar. Sevgili seyirciler, dağların başında başında kalpağıyla bir Ozan almış sazını, sözünü, türküsünü. Nereye Ozan'ım? Sizlerin geleceğini söylediler. Biz de dedik gidelim dostlarla bir hasbihal edelim. Köyümüzün, yurdumuzun, ülkemizin sıkıntılarını, hoşluklarını söyleyelim. Evet. Şimdi biz de o eve gidiyorduk ama senin buradan geldiğini şimdi gördük, ev burada. Biz sizin evde olduğunuzu düşünüyorduk ama dağın başında bir Ozan günü durduralım dedik yolunu. Şimdi bu Ozanların sazı her zaman yanında olmaz ama sözleri cebindedir. Değil mi? Ozanlar biraz böyle hazır cevaptır. Evet. Onların sözleri cebindedir. Şimdi desem burada şu taşın üstünde bize bir iki dörtlük söyle desem ne olur bilmiyorum ama. Söyleriz. Problem yok. Mesela şimdi bu mevsimde bu hava ki bundan 5-10 sene öncesine kadar bu aylarda böyle bir şey bulunmazdı. Değil mi? Böyle bir manzara, böyle evet, bir hava. Evet. Köyün durumu ortada. Yani evet. Buradan da böyle Çıldır Gölü ayaklarımızın altında. Doğru Yol Köyü yine kuş bakışı bakıyoruz. Evet. Bir dörtlük istesek sizden. Kendi köyünüzle ilgili. Aşıklar söyler Metiye, duysun alem, aleme hediye. Hoş geldi köyden köye, doğru yolun aşıklarına. Varsa devam dinleriz ama bu bile evet. Çok güzeldi. Hemen bir anda işte Ozanlar yani, böyle. Söyledik onu. Evet. Sazımız göğsümüzde olsa daha hoş söylerdik. Ama biraz da onunla bütünleşmek. Yani onun da verdiği bir şey var, ilham var. Evet. Sağ olun, hoş sefa geldiniz tekrar. Teşekkür ederiz. O zaman yürüyelim bakalım. Aşıklar Meclisi'nde bize neler çalıp söyleyecek Gökmen Usta. Gökmen Usta dinleyeceğiz şimdi. Misafir gelmişler bize köyden köye programı. Misafir gelmişler bize köyden köye programı. Hürmet ederiz biz size köyden köye programı.
hürmet ederiz biz size. Köyden köye pul olmamız. Hoş geldiniz köyden köye programı. Yavalar hoş geldiniz köyden köye programı. Bizlere şeref verdiniz köyden köye programı. Bizlere şeref verdiniz köyden köye programı. Dolaşır bahtiyar diyar köyden köye programı. Dolaşır bahtiyar diyar köyden köye programı. Halkının derdini sorar köyden köye programı. Halkının derdini sorar köyden köye programı. Muradın Ercan söylesin, Adem'de gökmen eylesin. Çekimci beyler dinlesin, köyden köye programı. Çekimci beyler dinlesin, köyden köye programı. Adem'im söyler adıdır, Cava Sabrı'nın adıdır. Uraşır Nihdi Yardır, köyden köye programı. Uraşır Nihdi Yardır, köyden köye programı. Göçmen söyler sözü sırlı, insanların yüzü nurlu. Sunucu Muharrem yerli, köyden köye programı. Sunucu Muharrem yerli, köyden köye programı. Sevgili seyirciler, şu anda biz Çıldır Doğru Yol köyündeyiz. Vedat abinin evindeyiz. Ben geldim, mutfakta muazzam bir koku geliyordu ama mutfağa biraz dolaşım dedim. Ama mutfağın da arada başka bir koku var. Mutfakta önce bir çeçil peynir gördüm ki bu her derde deva. Neden dersin bunu bize Vedat abi anlatsın. Asım abi anlatsın. Özür diliyorum Asım abi. Yazın ki mahsuldür yani. Yaylaya zamanı yaylaya çıkarlar. Bu peyniri kaynanmış sütten yapılır. Çeçil deriz. Evet. Bunu yaptıktan sonra deriye basarlar. Keçi de derisi olur, koyun derisi olur. Ona bastıktan sonra bu belirli bir müddet bekletilir. Bekledikten sonra bu hale gelir yani. Onu da kışın çıkarıp. Ama bu mesela hafif yeşermeye başlamış. Yeşermesi yani antibiyotik. Evet. Gerçekten çok yani kıymetli bir peynir oluyor. Mesela bazı bilmeyenler bunun küflendiğini, bozulduğunu düşünüyorlar. Bu küflenmiş, bozulmuş bu yenmez denir ama bunu özellikle böyle yapan insanlarımız var yani. Yani geri gönderilenler bile var değil mi? Evet. Mesela İstanbul'a gönderiyor, adam görmemiş. Evet. Ya bozulmuş bunun diye geri gönderiyor. Kokusu biraz daha farklı oluyor tekrarına göre, değmiş peynir. Onun için bazı yerde bilmiyorlar, bu kokmuş falan. Halbuki yani en güzel, yani değerli evet. Peynir bu peynir. Gerçi tıbben daha kanıtlanmış değil ama antibiyotik yerine evet. Geçtiği bazı tıp adamları tarafından söyleniyor. Yeşermiş peynir, evet. Küflemiş peynir. Asma bunu ben size vereyim, şimdi Zifnaz ablanın yanına gideyim. Böyle buradan baksana yüzü güneş gibi parlamış böyle. Evet, sanki bu, ne bu karı tipi görmüş ne bu soğuğu ayazı görmüş. Baktafar başına sanki böyle bir buna kim bakmış kim etmiş böyle elin ayağın sanki ne is görmüş ne duman görmüş ne ayaz görmüş. Görmüş ne biz yapıyoruz. Sana iyi bakıyorlar anlaşılan. Bakır. Sen de kendine iyi bakıyorsun. Bakır. Elinler falan o zaman. Bakır. Evet. Şimdi bu kaz şu an tencerede. Kokusu zaten ta eve gelmeden geldi. Keserik, kuru derik.
Asiriş, ne bileyim, o kadar şey var. Kuru deriş. Bu gazlar sonbahar, Cumhuriyet Bayramı'ndan sonra kesiliyor. Bayramı'ndan sonra keseriş. Ondan sonra tuza koyarız. Tuzda kalır bir hafta. Ondan sonra çıkartırız. Yakarız, bir daha yukarı asarız. Kuruyor bir hafta 10 gün, ondan sonra kaldırırız. Evet. Ondan sonra da böyle pişiririz. Bülent dedi ki aranıza boru, ben o zaman sizden dinleyelim gerisini ablacığım. Buyurun. Şöyle gel istersen, ha şöyle dursun, tamam. Evet, evet. Şimdi gazı kuruttunuz. Ne kadar kalıyor şeyde, dışarıda? Dışarıda bir hafta 10 gün. Yetiyor mu o kadar? Evet, yetiyor. Peki bu güneşte mi kalıyor, gölgede mi? Gölgede, güneşte ikisi bir arada. Ayazda. Ama ayazda olacak. Tabii, ayazda olacak. Hele kar yağında daha iyi olur. Gece gündüz dışarıda kaldım, daha güzel olur. Evet. Öyle işte. Sonra bunun suyuyla pilav mı? Suyundan pilavı yaptık. Evet. Gaz biraz çok olduğu için, sığmadığı için ayrı yaptık. Kaç gaz var bu tencerede? Burada iki tane gaz var, evet. Evet. Ama bu bir de tandıra asılması daha güzel. Tandırınız da yanıyordu ama. Asma, ekmek yaptık. Eskiden yapıyor. Tandırın sönmesi lazımdı o zaman. Evet. Ya önceden olması lazım ya da sonra. Evet. Yani misafirlerimize erken piştin diye, ikram edek diye onun için ekmek pişti. Ne teherdi buz içinde su sesi, ala balık çıldır gölünü desen. Ne teherdi buz içinde su sesi, ala balık çıldır gölünü desen. Ey kantaylar oynar kurtların sisi, kantaylar oynar kurtların sisi. Serhat yurdu göydal gülünü desen, Serhat yurdu göydal gülünü desen, Serhat yurdu göydal gülünü desen, Serhat yurdu göydal gülünü desen. Koyun sesi toz koparttı mereye, zurna yetim kuzu kimi meleğe. Koyun sesi toz koparttı mereye, zurna yetim kuzu kimi meleğe. Ey gene mermi atan var mı feleğe? Gene mermi atan var mı feleğe? Diyen var mı?